En güzeli acık tutacaksın bunu. Ağzına böyle lüp 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 acık az yiyeceksin. Az yiyeceksin, spor yapacaksın. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Niyetinizle geldiniz. Şimdi botokstan bahsedeceğiz. Botoks deyince hemen yani öyle güzelleşmek için, estetik için falan botoks aklınıza gelmesin. Artık o çağlar geçti. Botoks birçok hastalığın tedavisinde kullanılıbatı. Bunu biliyorsunuzdur herhalde. Sindirim sistemindeki bozukluklarla ilgili oldu. Ondan sonracıma böyle zayıflama ile ilgili de şimdi bahsedeceğiz. Videomuzda mide botoksu, onun detaylarına gireceğiz. Ellerin terlebatı, çok terliyorum. İşte terlemeyi önlemek için birçok hastalığın tedavisinde kaslarla ilgili olsun. Kullanılıbatı. Bunu da böyle belleyin artık. Öğrenin yani. Sadece böyle değil yani. Başlıyoruz konumuza. Şimdi mide botoks dedik. Bunun yapılan botoksun iki denek ayrı görevi var. Bunlardan birincisini şöyle izah edebiliriz diyorum. Midenin gıdaları 12 parmak bağırsağına iletmeyi sağlayan gazları felç olmaya sebep ediyor. Basıyor orada enjeksiyonu botokstan, botoks ne yapıyor? Felçe uğratıyor gazları kullanım açısından. Böyle yapınca da ne oldu Batı? Bu mideye aldığımız gıdaları iletecek olan gazları felç ettik ya, botoksu bastık. 12 parmak bağırsağına iletirken gecikiyor. Bu geçilettiği zaman da ne oluyor? Bizim açlık durumumuz daha azalmış oluyor. Daha az aç hissediyoruz. Daha uzun süre tokmuş gibi hissediyoruz. Mideye yapılan botoksun ikinci görevi de midedeki açlık hormonu salgılayan bölüme cork diye enjeksiyon botoksu bastığınız vakit bu açlık hormonunun salınımındaki azalmaya bağlı olarak da amanın açlık duygusu, böyle pek acıktım duygularını falan yok olmasına, azalmasına, yani açlık hissetmenize, o amanın çok acıktım, amanın içim kıyıldı, böyle bir şeyler yiyin ben devamlı bir ah diyerekten o açlık hissinizi, acıkma hissinizi azaltı batı. O zaman ne oluyor? Açlık hissetmeyince de yemeğe daha az meyilli oluyorsunuz. Bir şeyler daha bıdırcızlar. Hincik. Kimler mide botoksu yaptırabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi bakalım, ben geldim. Selamünaleyküm, ben mide botoksu yaptıracağım da enjeksiyonu sapatı vereceğim diyerekten hemen bu işler böyle olmuyor. Önce doktorunuza gideceksiniz. Ben böyle böyle bir şey, işte mide botoksu yaptırmayı düşünüyorum diyeceksiniz. Ondan sonra ne yapacak doktor? Alacak sizi, bir güzel muayene edecek. Ondan sonra muayeneden sonra sizin eğer bu mide botoksunu yaptırmaya bir engeliniz var mı, yaptırabilir misiniz diye karar verecek. Ondan sonra sen bir mide botoksu yaptıracak hasta adayı ancak ondan sonra olacaksın. Hinci, bak deyiveriyorsun. Kimler yaptıramaz anlatıveriyorum ama genel olarak da. Hincik, birincisi vücut kitle indeksin 25'ten büyük olacak, kocaman olacak. Hamilelik ihtimalin olmayacak. Son 2 yıl içinde kanser tedavisi görmemiş, kanser tedavisi geçirmemiş olacaksın. Bak bir dene daha. Son 6 ay içinde mide balonu veya bu hani obezite ile ilgili cerrahi bir takım olaylar falan, bunları da geçirmemiş olacaksın. Eğer bir de böyle şiddetli, böyle çok fena halde bir sindirim problemlerin varsa eğer, sindirimle ilgili, o zaman sen kilo vermek için gidip de mide botoksu olabilecek insanlardan değilsin demektir. Bu maddeleri iyice bir dinleyin, ondan sonra ona göre gidersiniz doktora. Mide botoksu konumuzun sonuna geldik. Emre, ben Hayriye ablacı böyle kendimce bence düşüncelerimle ilgili de bir şeyler eklemek istiyorum. Ne diyeceğim? Hincik, böyle illaha aman güzellik ki dal gibi filan gibi olacağım bilmem ne. Eğer kilomuz varsa bunu çok problem etmeyin. Bu kilolu olmanız hastalık problemleri çıkarıyorsa, sağlığınızla ilgili tehditler oluşturuyorsa kiloyla ilgili, o zaman tamam kilomuzu verdirmeye, ama size bir zararı yoksa, o kadar da kilolu değilseniz, gözünüzde büyütüyorsunuz, iyicik daha güzel olacağım diye, zayıflayayım, daha zayıf olayım diye, ondan sonra böyle şeylere, her şeylere girişmeyin diyorum ben. En güzeli
acık tutacaksın bunu. Ağzına böyle lüp 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 acık az yiyeceksin. Az yiyeceksin, spor yapacaksın. Yani kalorini az alacaksın, daha fazla harcayacaksın. Öylelikle kilon varsa sağlıklı bir şekilde hareket edeceksin. Hani böyle illa ben ta zayıf olum diyerekten sağlığınızı iyiyse boş boşuna riske atmayın diyorum ben. Tabii ki bunlar bence diyorum.